Ey ayrılığıyla göklerin yerlerin ağladığı oğul. Ayrılığın yüzünden gönül kanlar içinde kalmış, akılla can da ağlaşıyorlar. Dünyada senin yerini tutacak hiç kimse yoktur. Bu sebepledir ki senin mateminde hem bu dünya hem de öbür dünya ağlamadadır. Cebrail aleyhisselamla diğer meleklerin kanatları mosmor olmuş. Bütün peygamberler, bütün veliler senin ölümün için gözyaşı dökmekteler. Bu matem içinde öyle bir hale geldim ki söz söylemeye kudretim kalmadı. Yoksa ağlamanın, feryat etmenin ne olduğunu ben aleme gösterirdim. Ey oğul! Sen bu dünya evinden gidince devlet, saadet tavanı yıkıldı. Ayrılıkla, ölümle imtihan edilenlere mutluluk dahi ağlamaya başladı. Ey aziz varlığım, hakikatte sen bir kişi halinde görünen yüzlerce alemdin dün gece. Senin için o aleminde, bu aleminde ağladıklarını gördüm. Ey oğul, sen gözden ırak düşünce göz de senin arkana takıldı gitti. Böylece can gözsüz kaldı da kanlar saçmaya başladı. Ağlamamı isteseydin sana yağmur gibi gözyaşları dökerdim. Fakat gönlümün kanlar saçarak böyle gizlice ağlaması daha iyi. Senin için ağlamak değil, ayrılığınla tulumlar dolusu gözyaşı dökmek, her an kanlarla erimek, her nefes feryat etmek gerek. Yazık, yazık, yazık ki her şeyi açıkça gören, nur ve imanla dolu olan gözlere bu fani gözler ağlamaktadır. Ey oğul! Ey süratle uçan devlet kuşu. Yaydan ok gibi fırladın gittin. Şimdi yay da senin için ağlamadadır. Gel. Sultanım. Bunu nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum.
hünkârımızın emriyle sizi buradan alıp götürmek vazifemmiş. Benim cezam da buymuş demek. Ne emretti Sultan Murat? Canımın alınmasını mı? Fermanınız... Ağzınızdan yer alsın sultanım. Düşündüğünüz gibi değil. Valide sultanımız hünkârımızın emriyle bir müddet zindanda kalacaklar. Kardeşimi katlettiği yetmedi. Bir de şimdi sizin zindana mı atıyor? Validem siz ne olursa olsun valide sultansınız. Bu alenen hakaret. Karşı çıksak ne fayda Atikem? Kabulleneceğiz. Sana düşen benim yokluğumda İbrahim'e göz kulak olmak. Kardeşine sahip çıkmak. Anladın mı? Ne günlere kaldık validem. Şişt. Ağlamak yok. Sen güçlü olmak zorundasın. İhtiyacınız olursa ağları söylemeniz kafi. Ben icabına bakarım. Yalnız bırak beni. Sultanım. Bana kızmadınız öyle değil mi?
Ben sizi buraya getirmektense canımı bile vermeyi yeğlerdim, biliyorsunuz. Lakin buradan çıkacağınızı biliyorum. Bu yüzden o gün yanınızda olabilmek için ben... Oğlum. Biz ne tahayyül etmiştik. Lakin başımıza ne geldi? Günün sonunda sizi rutubetli duvarlar ardında tutsaksınız. Bense soğuk bir mezarda çürümeyi bekliyorum. Keşke senin yerine ben girseydim mezara. Artık bir kalbim yok. Seninle birlikte toprağa gömüldü. Ne diyelim ki kaderimiz böyleymiş. Kadere mi? Yoksa o gömdüğünüz kalbinize mi yenildik? Vaktiyle padişah olmak istiyorsan cesur olmalısın demiştiniz bana. Cesur ve kararlı. Ben oldum validem. Lakin siz. Tereddüt ettiniz. Eğer ben bugün öldüysem, sebebi sizin Hünkar abime olan sevginiz ve merhametiniz. Gidelim mi? Ölüm ne tuhaf. Zamandan, mekandan, cisimden azade olmak.
her şeye dışarıdan bakabilmek. Mesela bu saray. Benim sarayım olacaktı. Bu harem. Benim. Oysa şimdi en fazla birkaç gün yas tutacaklar ardımdan. Sonra unutacaklar. Bu kubbenin altında can veren, idam edilen onlarca şehzadeden biri olacağım sadece. Hakkımda en fazla Kösem Sultan'ın bir kış gecesi cellatların elinde idam edilen oğlu diyecekler. Yetişemediniz zira. Kurtaramadınız. Ben mani olmak istedim. Cellatların elinden seni kurtarmak istedim. Geç kaldınız validem. Bu gece zaferimizi kutluyor olabilirdik. Abim Şimşirlik'te yaptıklarının cezasını çekerken ben tahta oturuyor olurdum. Ne yazık ki tahta oturmak bana asla nasip olmayacak. Sefere çıkamayacağım. Zaferlerim olmayacak. Baba olmak nasıl bir his? Asla öğrenemeyeceğim. Cuma selamlığına çıkamayacağım. Atımın sırtında arz-ı endam ederken ahali bir kez olsun Sultan Kasım çok yaşa diye haykıramayacak. Biri bize ihanet etti. Biri ifşa etti bize. Fakat kim olduğunu bulacağım, merak etme. Ve kendi ellerimle boğacağım. Uzaklarda aramanıza gerek yok valide. Müsebbibi belli. Hayallerimize mani olan, her şeyi berbat eden o. Sultan Murat. Ve durmayacak. Sıra kardeşim İbrahim'e gelecek. Sizi esir eden, beni öldüren o sevginizden de merhametinizden de kurtulun artık. Öldürün onu. O bir katil. Sultan Murat bir katil. Zalim. Zorba. Öldürün validem.
Öldürün. Yaşamayı hak etmiyor. Yoksa siz öleceksiniz. İbrahim ölecek. Anlaşılan bir kabus gördünüz. Hangisi hayal, hangisi gerçek ayırt edemiyorum artık. Keşke yaşadığım her şey bir kabus olsaydı. Uyansaydım ve bütün evlatlarım yanımda olsaydı. Osman, Mehmet, İbrahim, Kasım. Tek isteğim bu olurdu. Ben de karşınızda böyle çaresiz olmamayı, acınızı dindirebilmeyi isterdim sultanım. Keşke bir yolu olsaydı. Başımız sağ olsun. Dün gece neden gelmedin Kemankeş? İşaret fişeğini görür görmez harekete geçtim sultanım. Hüseyin Paşa ani baskın verdi. Gemiden çıkamadım. Ne yaptıysam olmadı. E şimdi nasıl gelebildin? Sultan Murat beni zindana attı, kardeşinin canına kıydı. Sana nasıl bir şey yapmadı? Hüseyin Paşa sustu sultanım. Mazinin hatırına beni ifşa etmedi. Yetişebilseydim vaziyetin seyri değişirdi. Değişmeseydi de sizi yalnız bırakmamış olurdum. Beni affedin. Affedilecek bir şey yok. Biz büyük bir alçaklığın kurbanı olduk. Şu halime bak. Eski saraya dahi giderken ayak sürüyen ben, sarayın zindanlarındayım şimdi. Kaybettim Kemankeş. Kaybettim. Evladımla birlikte karanlığa gömüldüm. Yapmayın sultanım. Siz vazgeçen, pes eden biri değilsiniz. Hiç olmadınız. Tabiatınızda yok. Ben gördüm sultanım. Kudretinize, yaptıklarınıza bizzat ben şahit oldum. Bitti. Bundan sonra iflah olmaz denen ölümlerden, yangınlardan çıkışınızı gördüm. Bu sebeple biliyorum ki hiçbir karanlık ışığınızı boğamaz. Vazgeçmeyin sultanım. Vazgeçmeyin. Sultanım,
Sizin için hususi hazırlattım. En sevdiğiniz yemekler. Yemeyeceğim bir şey. Sultanım, yapmayın ne olur. Hastalığınız malum. Aç kalmamamız gerek. Maazallah. Eğer size bir şey olursa ben... Biz ne yaparız sonra? Sultanım. Ne olur. Bir lokma olsun yiyin. Sultanım. Size bir şey olacak diye... Çok korkuyorum. Aç.